Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün de sizlerle beraber şöyle akşama güzel kendi yöremin arkadaşlar asla tadından vazgeçemediğimiz madımağını pişireceğim. Yanında da şöyle güzel mayalı lavaşlar hazırlayacağız. İlk önce şöyle lavaş ekmeğimin hamurunu yoğuracağım. Şöyle hamurumuz kabarırken ben de o arada madımağımızı ocağa koyacağım arkadaşlar. Şimdi tezgahın üzerine lavaş için bütün malzememi hazırladım. Hamurumuzu yoğuralım. Hatta şöyle sıcak suda koydum ocağa. Hemen sıcak suyumuz da, daha doğrusu ılık yani. Ilık suyumuz olacak, sütümüz olacak arkadaşlar. Bir çay bardağı şöyle hemen sıvı yağımız var. Evet, şimdi dilerseniz ilk önce şöyle bir hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Evet, şöyle buzdolabından çıkardım. Sütüm soğuk olduğu için biraz suyumu sıcak tuttum arkadaşlar. Çünkü ikisinin de ılık olması lazım. O yüzden süt soğuk, suyumuz ılık. Şimdi bu sütümüz ne kadar diyeceksiniz? Tam 2,5 su bardağı süt ekledim. Yani şu 200 gramlık, 200 miligramlık su bardağıyla arkadaşlar. Şimdi aynen bu yine aynı bardağımızda da hemen suyumuzu ilave ediyoruz. Evet, bayağı bir kaynatmışım. Evet, üzerine soğuk suyla tekrardan doldurdum. Yani toplamda 5 su bardağı suyumuzu ekledim. Bakın şu gördüğünüz bardaklarla 2,5 su bardağı süt, 2,5 su bardağı suyumuzu ekledim. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir paket. Evet, kuru mayamızı ekledim. Şöyle birazcık karıştıralım, mayamız aktifleşsin. Dediğim gibi şöyle güzel el ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuracağım. Daha sonra da hamurumuz kabarırken de yine kendi yöremizin madımağını pişireceğim. İki poşet çıkardım arkadaşlar. Birini burada Eskişehir'de topladık. Eskişehir'de de bulunuyor madımak. Bir tanesini de ablam anneme vermişti. Annem de Çorum'a tekrardan dönerken iki poşet madımağı bana verdi. Yine yani ablamın topladığı madımak Çorum'da gönderdi. Evet, şöyle mayamızı biraz karıştırdım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen üzerine şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyorum. Evet, sıvı yağımızın ardından şöyle bir daha karıştıralım. Daha sonra da 2 tatlı kaşığı tuzunu ilave edeceğim. Sonra da azar azar unumuzu ekleyip hamurumuzu yoğuracağım. Ne kadar un kullandığımı yani bütün daha doğrusu ölçüleri yine açıklamalar kısmına da yazacağım. Şöyle altına çöken yine süt düz yağ aldım. Evet, şimdi hemen elimizde unutmadan tuzumuzu ilave edip ondan sonra evet şöyle dolu dolu 2 tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra artık şöyle çırpıcımızı içinden çıkarıp bir taraftan unu ekleyip bir taraftan da elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, gerçekten eğer bu lavaşı yapmadıysanız arkadaşlar yani benim şu tarifimi mutlaka deneyin. Gerçekten şöyle yumuşacık, fosur fosur kabaran lavaşlar hazırlayacağız sizlerle beraber. Evet, ben şöyle bir hızlıca hamurumu yoğuracağım. Sizlere zaten yumuşaklığını da göstereceğim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın da halen elimi bırakmadı. Yani o kadar ki yumuşak güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Mutlaka dediğim gibi şöyle hamurumuz ne kadar yumuşak olursa lavaş ekmeklerimiz de o kadar hem yumuşak hem de çok lezzetli olur. Şöyle elimi temizleyeceğim ve üzerini kapatacağım. Şöyle mayalanması için bekleteceğiz. Biz de o arada hemen madımamızı ocağa koyacağız. Evet, şöyle hamurumu üst üste topladım. Hemen üzerini kapatıyorum. Şöyle görüyorsunuz çok yumuşak güzel oldu.
Şimdi mayalanması için bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumun üzerini şöyle sofra bezleriyle kapattım. Orada mayalanırken biz de dediğim gibi kendi memleketim Çorum'un madımağını pişireceğiz. Hemen ilk önce şöyle burada topladığım, yani Eskişehir'in belli yerlerinde var arkadaşlar. Böyle tarla kenarlarında falan toplamıştık. Bu sene hatta topladığımız zaman sizlere tekrar videosunu o zaman çekeceğim. Hatta geçen sene topladığımızda hani o tarlada falan çekemedim toplanmış halini, ama yine kanalımda böyle kışlık hazırladığım madımağım var. Hatta kayınvalidemle annem böyle doğrarken onların videosunu falan çekmiştim. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi şu bizim, yani burada Eskişehir'de topladığım madımağımız. İki paket, böyle iki poşet çıkardım. Gerçekten biz madımağı çok sevdiğimiz için, bir de böyle günlerce buzdolabında kalınca daha bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Hatta ben bunu geçen sene böyle hiç çiğden koymuştum. Normalde biz böyle hafif bir madımağı çok az buharda, böyle hiç su koymadan kendi buharında şöyle bir şoklarız. Soğuduktan sonra poşetlere koyarız, ama ben geçen sene nedense böyle hemen doğrayıp diri diri poşetlere koymuşum. Bakın şu da canım ablam benim. Yine ablamın ellerine sağlık. Bakın şimdi ablamın doğrayışına bakın arkadaşlar. Bir de benim doğrayışıma bakın. Benim doğrayışım aynı madımağın şu saplara atın dişleri gibi iri iri olmuş. Yani şöyle bakın ablamın, bir de madımağı doğrayışına bakın. Bu da Çorum'da ablam gönderdiydi. Annem her sene, annem de bir zaman buradaydı. Şimdi o da artık zaten Çorum'a gitti. Anneme ablam her sene böyle madımağı doğrar, alır, gönderir. Dediğim gibi ablam, annem Çorum'a gittiğinde şöyle iki poşet kaldıydı. Onu da bana vermiş. Bakın ne kadar hünerli ablam, canım ablam benim. Buradan ablamı öpüyorum, ona selam olsun. Gerçekten ablam şöyle ince ince çok güzel bir şekilde doğramış. Her yıl böyle anneme hazırlar, gönderdi gerçekten. Yani herkese şu madımağı yapmaz arkadaşlar. Çok eziyetli. Yani bunun toplayışı çok eziyetli. Hadi toplayıp eve getiriyorsun, evdeki daha bir eziyetli. Yani gerçekten ablam yine de, yani hakkını ödeyemeyiz. Ablam her sene anneme böyle 7-8 poşet gönderirdi. Bakın şöyle hemen onu da tencereye koydum. Şöyle altındakini de ziyan etmeyelim. Yani çok lezzetli, ama bir o kadar da çok eziyetli arkadaşlar. Yani eziyeti çok. Yani zaten o tarlada onu topluyorsun, bir haşat oluyor onu toplarken falan. Bayağı bir yoruluyorsun. Bir de eve gel, onu tek tek ayıkla, otundan falan olsun. Bütün yıkıyoruz. Hemen şöyle bir ellerimi yıkayacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi iki poşet madımağımızı tenceremize aldık. Hemen şöyle altını yakıyoruz. Evet, yakamıyoruz çünkü elim ıslak. Çakmağı ıslattım. Ocağı cifliye cifliye, ocak bozuldu arkadaşlar. Neyse, bir dakika durduracağım, ben yakacağım orada. Evet, şöyle sonunda ocağımı yakabildim. Bayağı bir inat etti. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle ocakta kaynayan suyumuzdan, bilerek kaynar su yaptım ki çok çabuk kaynasın. Yoksa eğer soğuk su koysam madımağımız biraz geç kaynar arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka eğer ki kendi yörenizde oturduğunuz köylerde, şehirlerde falan varsa deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de şimdi bazı kişiler madımağı böyle pişiriyor. Çok farklı yapıyor. Böyle hafif sulu pişiriyorlar. Pastırma atanı mı dersin, işte pirinç atanı mı dersin. Bakın bugün sizlere tam orijinal nasıl pişiriliyorsa o şekil sizlere tarifini vereceğim. Şöyle bir miktar hemen kaynar suyumuzdan koydum. Hemen üzerine şimdi ne koyuyoruz arkadaşlar? Bakın şöyle hemen sizlere yakından göstereyim. Bakın bu da bizim orada düğül diyoruz arkadaşlar. Burada göce derler. Hani göceğin bir ufağı derler burada, ama biz Çorum'da buna düğül diyoruz. Şimdi bunu da güzelce iki üstüyle yıkadıktan sonra düğülümüze ekleyeceğim. Kimisi bulgur da koyuyor, ama bulgur böyle madımağın içinde iyice özleşmiyor. Böyle diri diri kalıyor. O yüzden ben hep böyle düğülle yaparım. Kimisi yarma diyor, kimisi göce diyor. Yani bizim o tarafın diliyle düğül arkadaşlar. Şimdi güzelce bir düğülümüzü yıkayalım. Evet, güzelce düğülümüzü de 3-4 suyla yıkadım. Hemen düğülümüzü de ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı da tuzumu ilave edeceğim. Yine kanalımda bahçede de böyle madımak pişirdiydim. Yanında lavaş yaptıydım arkadaşlar. O da çok güzel oluyordu. İsterseniz bahçedeki
pişirdiğim madımağıma da bakabilirsiniz. Evet, şöyle bütün malzememizi ekledik. Şimdi ne yapacağız? Güzelce özleşene kadar, böyle yoğurt kıvamı deriz biz, hani böyle yoğunlaşana kadar madımağımızı pişireceğiz. Evet, şöyle bir ocakta kaynar suyumu da tekrardan koydum arkadaşlar. Belki az gelebilir. Tekrardan ilave edebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir kapağını kapatalım. Ara ara karıştırarak madımağımızı pişireceğiz. Evet, şöyle sizlerle madımağımızı bir daha bir karıştıralım. Böyle kısık ateşte ağır ağır kaynıyor. Şöyle arada gelip karıştıracağım. Yine ocakta suyum var. Eğer ki az gelirse suyunu ekleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, gerçekten madımak, şöyle lezzetli bir madımak yemek istiyorsanız mutlaka madımağında kendine has özgü püf noktaları var. Mesela diyelim ki bu madımağı koydunuz, yani adı üstünde ot, içindeki şu düğüle varana kadar mesela çok iyi ayarlamak lazım. Çok az olduğu zaman da lezzetsiz oluyor, çok fazla koyduğunuz zaman da aynı bir pilav gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi, yani madımak deyip geçmeyelim. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Madımağımızı lezzetli olması için şöyle bir miktar, şöyle hatta bir miktar da diyeyim, iki baş sarımsağımı güzelce blenderda doğradım. İki dal da soğanımızı doğradım. Evet, bir de madımağımıza lezzet katan şöyle köy tereyağı çıkardım buzluğumda. Mutlaka madımak, şöyle lezzetli bir madımak yemek istiyorsanız biraz tereyağına kıymak lazım. Çünkü adı üstünde ot, yani otu nasıl lezzetlendireceğiz? Aynen böyle içine koyduğumuz soğanıydı, sarımsağıydı ve bir de bol tereyağı olması gerekiyor. Evet, yine dediğim gibi kanalımda hem annemle kayınvalidemin yaptığı, doğradığı kışlık hazırladığımız madımağımız var. Hem de şöyle bahçede pişirdiydim, yine dışarıda şöyle lavaş yapmıştım. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Şimdi tekrar kısık ateşte madımağımız kaynarken ben de şöyle bir hamurumuzu kontrol edeyim. En azından önden şöyle soğanımı, sarımsağımı hazırladım ki hamur yaparken de onunla uğraşmayalım. Evet, şöyle ocağımızın altını kıstım. Kapağımıza yine koydum arkadaşlar. Pişmeye devam etsin. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz da güzelce kabardı. Şimdi hemen bezelerimizi yapıp artık lavaşlarımızı hazırlayacağız. Şöyle bir miktar hemen tezgahıma unladım. Gerçekten madımağın yanında ya yufka olacak arkadaşlar, ya da böyle lavaş, mayalı ekmek. Köyde de zaten bu şekilde yapardık. Zaten Çorum'un geneli hep arkadaşlar yufka yapar. O yüzden mutlaka yanında ya yufkamız olurdu ya da dediğim gibi mayalı ekmek. Evet, hamurumuz da çok güzel bir şekilde kabarmış, yumuşacık. Hepsini şimdi tezgahımın üzerine alacağım. Bütün bezelerimizi yapalım. Evet, bugün böyle vlog tarzında da olabilir arkadaşlar. Belki biraz videom uzun olabilir. O yüzden şöyle vlog tarzında sizlerle hem madımağımızı hem de lavaşlarımızı yapalım. Evet, şöyle görüyorsunuz hamurumuzun kıvamı gerçekten de çok güzel olmuş. Evet, şöyle bir üst üste toplayalım hafiften. Daha sonra da hemen bezelerimi yapacağım. Evet, fazla da havasını söndürmeyelim. Evet, şöyle bir bezelerimizi yapalım. Artık büyük olursa ya da küçük olursa ona göre ayarlayacağım. Ne çok kalın ne de çok ince olsun ekmeklerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, böyle olması yeterli. Yani bir ne kadar desem, bir mandalina büyüklüğü kadar falan. Şöyle bezemizi yaptım. Şöyle arada madımağımızı da tabii ki karıştırıyorum.
bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ben bir madımağımı şöyle geri alacağım. Orada ağır ağır kaynarken biz de hemen ocağa şöyle tavam var arkadaşlar. Bunu da zaten özellikle şöyle ekmek için aldık. Hem annem kullanıyor hem ben kullanıyorum. Şöyle sizlere fikir olsun. Şöyle kenarına da alüminyum folyo kağıdı sardım. Çünkü tava çok kızıyor. O yüzden döküm tava. Şu kulbu da arkadaşlar aynı zamanda kızdığı için şöyle yanmasın diye alüminyum folyo kağıdı sardım. Evet, şimdi güzelce bir tavamızın altını yakalım. Çünkü döküm olduğu için geç ısınıyor. Hadi bakalım. Şöyle ben bir tenceremi, evet şöyle, hatta ben de gözüktüm. Evet. Zaten bütün vloglarımda gözüküyorum arkadaşlar. Şimdi ev hali olduğu için valla saç baş karışık. Şimdi çakmam da bulamadım. Nereye koyduğumu. Evet, şimdi yine tekrar bir çakmak arama şeyine çıkacağım arkadaşlar. Şöyle bir durduralım. Evet, sonunda şükür bulduk arkadaşlar. Şöyle kenara alalım ağır ağır. Ocağımızın altını kısalım ağır ağır. Madımağımız kaynasın. Şöyle hemen tavamda ocağa koydum. Hadi bakalım. Zaten madımağımızın soğanı sarımsağı hazır. Şimdi sizlerle ne yapıyoruz? Lavaşlarımızı açmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yine sizlerle şöyle bir dönüş yapalım. Bezelerimize doğru. Evet. Ocağımızın altını iyice açtım. Tavamız güzelce bir ısınsın. Döküm tava olduğu için geç ısınıyor arkadaşlar. Hemen oklavamı alıp geliyorum. Dediğim gibi bugün belki videom uzun olabilir. Kesmeden böyle direkt paylaşacağım. Sıkılırsanız hızlandırabilirsiniz. Sıkılmadan izlerseniz de sizler için güzel olur arkadaşlar. Sizler bilirsiniz artık nasıl izlersiniz. Size kalmış. Şöyle ben bir tane bezemle, daha doğrusu bezemi aldım hemen. Oklavayla açacağım. Çünkü daha yeni bezemizi yaptığımız için elimle açamayacağım. Evet, şöyle ara tutalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten hamur da çok güzel mayalanmış. Ne çok unlu olsun ki ekmeklerimiz, yani ununu silkeleyelim ki ekmeklerimiz unlu olmasın. Ben bu yumuşak hamuru da hiç açamazdım. Mesela köydeyken böyle yufka yapardık. Yufkanın da hamuru kuru olurdu. Burada geldim, gerçekten bu yumuşak hamuru da böyle kayınvalidemden öğrendim. Yani kayınvalidem böyle yumuşak hamuru çok güzel açar. Biz de annemin yanında dura dura ona baka baka beraber yapa yapa alıştık arkadaşlar. Normalde benim annemi getir şu hamuru aç diye açamaz. Çünkü o alışkın değil böyle. O mutlaka onunkisi kuru olacak. Şöyle bir de güzelce bir çırpalım. İyice unu dökülsün. Evet. Şöyle bir kontrol edeceğim. Hafif bir unumuzu tavamıza serpelim. Bakalım unumuz yanıyorsa demek ki tavamız kızmıştır. Bakın daha halen un öyle üzerinde duruyor arkadaşlar. Ben de o arada ne yapacağım? Bir güzelce tekrar şöyle bir madımağımızı sizlerle beraber karıştıralım. Ay ay, ayağım çarptı. Çok güzel de gerçekten düğülü denk gelmiş. Şimdi güzel böyle suyunu çekip biz şey deriz, böyle yoğurt gibi olana kadar, yani yoğun kıvama gelene kadar madımağımı pişireceğim. Şöyle diri diri kalmayacak arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, iyice koyulaşacak, yani içindeki madımağımız tamamen pişecek. En sonunda zaten hemen soğanını güzelce, sarımsağını kavurur dökeriz. Hatta bunun bir de baharatı var. O da bahçedeki evimde kaldı. Onu da yine ablam Çorum'da vermişti bana. Hatta böyle içinde küçük kavanozu, küçük kaşığı vardı. Öyle bana ver dedi, getir dedim. Ama onu bahçede kullanıyorum. Yine böyle yeni aramıza katılan arkadaşlarım varsa çeşit çeşit örgülerim var arkadaşlar kanalımda. Yemek tariflerim var. Annemin, yani kayınvalidemin yaptığı yemekleri var. Bahçe vloglarım var.
bakmak isterseniz tabii ki de. Evet, şöyle madımağımızı karıştırdık. Hemen şöyle tavamızın başına geçelim. Evet, bir taraftan pişireceğim arkadaşlar. Bir taraftan da açacağım. Çünkü hamur yumuşak olduğu için açıp açıp bir kenara koysam ne olur, bu sefer de yapışır. O yüzden şöyle hemen bir taraftan pişirip bir taraftan açalım. Bir tane kaşığımızı alıyorum. Evet, şöyle o orada pişerken ben hemen bir tane daha açacağım. Artık siz ekmeğe şöyle biraz bakarken ben bir tane daha açayım. Keşke yanımda olsanız arkadaşlar. Siz de çevirirdiniz. Sonra da şöyle güzel bir çayımızı yapardık. Hep beraber madımağımızı da güzel tereyağında kavururuz. Evet, artık canı isteyen hakkını helal etsin. Keşke yakın olsanız da şöyle gelip evimde misafirim olsanız çok isterim. Gerçekten beni izleyen buradan bütün büyük olsun, küçük olsun, abla olsun, kardeş, abi, artık kimler izliyorsa keşke dediğim gibi yakın olsanız da gelseniz. Herkese kapımız açık. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Ben bir taraftan da açıyorum arkadaşlar. Evet, bakın şöyle ilk ekmeğimiz, hiç videomu durdurmadım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu lavaşlarımız. Masanın üzerinde dediğim gibi şöyle güzel bir sofra bezinin içine şöyle kağıt koydum. Hani hamur işlerini sardığımız kağıt olur ya, ondan koydum. Şimdi böyle pişirip arasına koyacağım ki kurumasın ekmeğimiz. Şöyle görüyorsunuz. Evet, kabarmaya başladı. O da ilk, daha tava biraz daha sıcak olsa tabii ki daha çabuk hemen pişecek. Evet, tekrar pişirirken ben bir tane daha açacağım. Gerçekten mesela böyle bir madımak pişiriyoruz arkadaşlar. Artık siz benim gerçekten bir ailem gibi görüyorum sizleri. Ya gidiyorsun işte lavaşçıda 5 tane alıyorsun. Böyle o kadar ince yapmışlar ki nedense her seferinde gramajı mı düşüyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Yani bir tane şöyle lavaşla inan ki yani yetişkin bir insan 2 tane falan yiyecek, öyle doyacak. O da en son aldığımda vallahi uzun zaman oluyor hani almayalı. Çok da zam gelmiş böyle lavaş ekmeği. Hatta bizim mahallede böyle fırın var. Oradan alırdım falan. Gerçekten alınacak gibi değil. Böyle 5 tane poşetin içine koymuşlar. Ya incecik yani. 2 tane yesen inan ki doymazsın. O kadar ki hem inceltmişler. Yani bezelerin artık gramajını mı düşürmüşler bilmiyorum. Hem de gerçekten hiç de doyurucu değil. Böyle çok az bir hamurdan evde yapmak bence hem lezzetli oluyor hem de gözünüz görüyor. Şöyle temiz ortamda kendimiz de yeriz. Evet, şöyle ilk hemen lavaşımı yaptım. Gördüğünüz gibi güzelce üstünü de kapattım. Şimdi bir tanesini daha getireceğim. Evet, şimdi böyle elimi çekemiyorum arkadaşlar. Tripodum bozulduğu için her an düşebilir telefon. Hatta biraz önce bir düştü. Evet, şöyle ikinci ekmeğimizi de hemen attık. Şöyle bir taraftan madımağımızla karıştıralım. Sık sık karıştırırsak o kadar madımağımız özlü olur. Hatta biraz önce gittim. Kaç gündür hani madımak pişirecektim. Şey dedim, belki annem falan pişirirse onu çekerim yani kayınvalidemi. O da böyle görümcemin çocuklarına gittiği için çok erkenden yemeğini yapmış. O da hatta madımak pişirmiş. Biraz götür yavrum yersiniz dedi. Dedim anne zaten ben de çıkarmıştım. Artık ben pişiririm. O yüzden annemden getirmedim. O da sabah madımak pişirmiş. Evet, şöyle lavaşımızı bir daha çevirelim. Şimdi bu bir de bir şey olur, böyle kıyır kıyır olur. İçinde hem süt hem yağ olduğu için. Gerçekten mesela bazen gidiyorsun arkadaşlar, artık sıcak sıcak mı poşete koymuşlar, ne yapmışlar. Yani biz gençken bile böyle yerken o lavaş ısırırken yani ağzında böyle nasıl desem yani böyle kayış gibi derler yani kopmuyor. Artık nasıl yapıyorlar hamurunu
Gerçekten bilmiyorum. Evet, şöyle bir daha. Sarsının yüzü. Tereyağımız da şöyle tam ocağın yanında bir taraftan da erimeye başladı ama bir şey olmaz artık zaten. Mıdmakta kullanacağım. Şöyle ikinci lavaşımızı da hemen götürelim. Evet, görüyorsunuz çok da güzel oldu. Evet, ikinci ekmeğimizi de şöyle tavadan çıkardım. Tekrardan şöyle bir fazla unu gitsin diye çırpacağım. Evet, şimdi sizlerle beraber hemen tavamızı atalım. Bakın sizler de beraberim de getirip götürüyorum arkadaşlar. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Evet. Evet, şimdi böyle arkadaşlar sonlara doğru atıyorum işte 5-6 tane bezem kaldığında daha bir güzel kabarır. Çünkü hemen bezeleri yapıp açmaya başladım. Yani bekletmedim. Bezeler beklese daha bir böyle lavaşlarımız daha şöyle fosur fosur daha güzel kabarırlar. O yüzden ben şimdi hemen ne yaptım? Bezelerimi yapıp açmaya başladım. Dinlendirdiğimiz zaman daha güzel olur ama benim birazdan zaten her videoda söylediğim gibi benim 4'te oğlum eve geliyor. Ona yetişsin diye hani beklemedim. Hemen açmaya başladım. Ama bezeleri de bekletirsek yani sizlere tavsiyem eğer ki yapmak isterseniz biraz da şöyle bezelerinizi dinlendirin. Daha güzel olur ekmekleriniz. Benim vaktim olmadığı için. Çünkü hem kalktım ev işleri falan sonra hamuru falan derken bir de dinlendirmeye vaktim olmuyor. Ama sizler şöyle biraz daha hamurunuzu bekletin yani daha doğrusu bezelerinizi. Evet, şöyle gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Evet, şöyle bir lavaşımıza bakalım. Oo, mis gibi oldu arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi lavaşlarımız. Arkadaşlar bezelerim dediğim gibi tezgahın üstünde kabardıkça şöyle gördüğünüz gibi hem lavaşlarımızı daha büyük açtım. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Bak şöyle hemen madımağımızı da çek anneciğim. Arada madımağımı tabii ki karıştırıyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yoğunlaşmaya başladı. Evet, şöyle bir 5 dakika kaynarsa artık madımağımız hazır. Evet, şimdi ben de bir el sallayayım sevgili takipçilerime. Evet, ben de kızımı çağırdım. Dedim şöyle bir gel. En azından ben de bir gözükmüş olayım. Biraz saç baş dağınık, kusura bakmayın. Şöyle bezelerimi açmaya başlıyorum. Zaten biraz önce sizlerle açtık. Evet. Şöyle hamurlarım kabardıkça. Çünkü ilk beze yaptığınızda biraz sert oluyor. Elimizde böyle beze yaptığımız için, ovuşturduğumuz için. Bakın şimdi kendiliğinden açılıyor. Hemen şöyle ilk ekmeğimizi alalım. Daha doğrusu ilk değil, tavadaki ekmeğimizi. Kusura bakmayın. Evet, şöyle. Bekle anneciğim, ben geliyorum. Evet, güzelce çırptık. Unlu olmasın. Bakın hiç tavamızda un yok. Evet, bunu da sizlerle beraber pişirelim. Tekrar ben şöyle bir madımağımı bir daha karıştıracağım. Artık tamamen suyunu çekti. Dibine tutmasın. Birazdan da sarımsağını, soğanını güzelce kavururum. Şöyle altına tutmasın. Güzelce alttan karıştırıyorum. Evet, şöyle tahta kaşığımızı içinde bırakacağım.
Evet, bugün sizlerle dediğim gibi arkadaşlar aynı bir vlog tarzında oldu. İnşallah sizler de sıkılmadan keyifle izlersiniz. Hemen şöyle bir daha çevirelim. Evet, şöyle görüyorsunuz. Çok güzel kabardı. Hemen bir daha çeviriyorum. Şöyle ön yüzde güzelce kızarsın. Ben de o arada tekrardan şöyle lavaşlarımızı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle çok büyük malzeme de gitmedi. 2,5 su bardağı süt, 2,5 su bardağı su koydum. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekledik. Bakın bir sürü lavaşlarımız çıktı. Gerçekten aslında erinmesek, sürekli evde yapsak daha bir güzel olacak. Aslında ben bu seneler biraz daha sanki üşengeç olmuşum. Benim çocuklarım küçükken ben her kış özellikle zaten yazında yapardım ama kışın böyle koca leğenle böyle bir sürü bazlama yapardım, buzluğuma atardım. Bu seneler nedense hem demek ki bilmiyorum artık yaşlanıyoruz mu ne oluyoruz, gözüm kesmiyor böyle çok hamur yoğurmayı. Bir de böyle video işine girdiğimden beri gerçekten hiç fazla vaktim de yok. Evet, şöyle gördüğünüz gibi lavaşlarımız güzel pişti. Ben şimdi bir kapatacağım arkadaşlar. Lavaşlarımı bitirdikten sonra da sizlerle şöyle madımağımızın tereyağını hazırlayalım. Belki videom çok uzun olabilir, sıkılabilirsiniz. O yüzden şimdi şurada bir durduracağım. Bütün hepsini bitirdikten sonra sizlerle madımağımızı yapacağız. Bakın şöyle madımağımız da dediğim gibi çok güzel bir şekilde kaynadı. Yani madımağı pişirdiğinizde diri diri olmayacak. Bakın içindeki düğülü olsun. Madımağımız güzelce özleşti. Suyunu da çekti. Şöyle madımağı karıştırırken mutlaka dibinden karıştırın. Olur ki yapmak isterseniz. Çünkü hemen dibine tutabiliyor. Evet, şimdi bir durduralım videomuzu. Evet arkadaşlar, şöyle madımağımın altını kapattım. Bir tane de tavadan hariç lavaş ekmeğim kaldı. Şimdi ne yapıyoruz artık? Bir taraftan hemen şöyle bir tane kaşığımızı aldım. Artık madımağımızın şöyle sizlerle bir yağını da hazırlayalım. Evet, şöyle bir tanesini bir alacağım. Bir erisin bakalım, ondan sonra az gelirse içindekini de koyarım. Çünkü buradaki donduğu için şu an bilmiyorum hani az gelir mi ya da ne kadar gelir. Evet. Şöyle bir yağımız biraz erisin. Ben de hemen şöyle ekmeğimizi çevirelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel kabardı. Sofra bezinin arasına da koydum. Kurumasın diye. Bir tane bezem kaldı. Onu da bitirdikten sonra şöyle güzelce bir ocağımı, tezgahımı sileceğim. Daha sonra da çay koyarım. Şimdi bunu böyle tereyağında bugün böyle yanında çay yapacağım arkadaşlar. Mesela diyelim ki yarın sabah canımız istediz. Biz bunu kahvaltıda da yiyoruz madıma. Onda da nasıl yapıyoruz? Böyle yine çok az bir tereyağı koyuyorum tavaya. İçine de şöyle iki tane yumurta kırıp güzelce onu da yumurtalı yapıyoruz. Yani sabah yaptığımızda şöyle yumurtayla kavuruyoruz. Benim babam da mesela şey yapar, yani babama göre de değil aslında, yani babam olsun mesela benim abilerim falan, onlar da sarımsaklı yoğurtu çok severler ama biz ailece bu şekilde seviyoruz. Eğer sarımsaklı yoğurt da nasıl oluyor, böyle biraz hafif madımak ılınınca üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Şunu hemen alalım ki yanmasın bir taraftan. Evet, şöyle altını kısacağım. En son bir tane bezemiz kaldı. Evet, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten de şöyle sizlere hemen tereyağımı göstereyim. Bu da bizim yine Çorum'dan geldi arkadaşlar. Bakın yağımız biraz eridi. Şöyle biraz daha koyalım. Evet, dediğim gibi ne kadar tereyağlı olursa madımağımız lezzetli olur. Çünkü adı üstünde, yani otu nasıl lezzetlendireceğiz? Böyle tereyağıyla içindeki soğanı, sarımsağı. Aslında buna şey de çok güzel oluyor. Yeşil sarımsak. Yani sarımsağı tazesini doğradığınızda da çok lezzetli oluyor. Evet, şimdi şöyle soğanımızı, sarımsağımızı da yağımızın üzerine şöyle bıraktım. Şöyle güzelce bir kavuracağım. Dediğim gibi bunun bir de baharatı var ama o bahçedeki mutfağımda kaldı. Geçen sene orada pişirdiğim için orada kaldı. Artık baharatını koymayacağım. Evet, şöyle bir videomu durdurayım. Birazcık
Şöyle sarımsağımız güzelce bir kavrulsun. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle bir elimle telefonu tutarken hemen şöyle madımağımızın yağını da kavurduğum lavaşlarımız da bitti. Bakın artık ocağımın altını kapatacağım. Çünkü daha da fazla yanmasın. Bu sefer yanık kokusu gelir. Çünkü sarımsağı ne kadar çok kavurursanız bu sefer de şöyle bir acımsı tat bırakır. Yemeklerimizin çoğunda, yani normalde sadece madımakta da değil. Evet, yani bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi hemen madımağımı şöyle elimin önüne yaklaştırdım. Evet. İçindeki kaşığımızı alalım. Evet, şöyle bir biraz madımağımızdan tavamıza koyalım ki içindeki yağımız boşa gitmesin. Evet, bunu böyle küçükken köyde kışın yapardık. Hatta böyle annem büyük bir tavası falan vardı. Bazen böyle tavayla da kavurup ortaya koyardık. Gerçekten böyle kış günü soba yanardı. Bir taraftan sobanın üzerinde madımak pişerdi. Alüminyum çaydanlıklarla çayımızı demlerdik. Kenarda güğümün sesi gelirdi. Yer soframızı da kurardık. Gerçekten eski günler daha bir güzelmiş arkadaşlar. Yani çocukluğumuzdaki günlerimiz daha bir güzelmiş. Şimdi ne yapsak da hiç, yani o çocukluğumuzun yerini tutmuyor. Ama yine de insan böyle alıştığı tattan da vazgeçemiyor. O yüzden bize sürekli böyle Mayıs ayında zaten madımak oluyor. Biz de Mayıs ayında mutlaka gideriz, şöyle kışlık madımağımızı toplarız. Hem getiririz, o zaman kendimize o dakika böyle taze taze pişiririz. Hem de buzluğumuza da atarız. Yani bugün sizlerle beraber şöyle buzluğumuzdaki madımağımızı pişirdik. Yine bahçede kendi kapımızın önüne de madımağın tohumunu ablam sağ olsun Çorum'da bize göndermişti. Öyle diye hatırlıyorum. Sanki ablam mı gönderdiydi? Ya da gönderdi çıkmadı, tekrar mı aldık? Orada hani yanlışım, yalanım olmasın, yanlışım olsun. Tekrardan kapının önüne ektik. Böyle hatta videolarda da var, böyle o kadar güzel büyümüştü ki marul gibi olmuştu. Ama geçen sene hiç toplamadık. Annem dedi iyice bir dağılsın diye toplamadı. Ama bu sene toplarız. Orada hemen böyle taze taze pişiririz. Yeriz arkadaşlar. Ama yine böyle Eskişehir'de tarla kenarlarında madımak oluyor. Oradaki çünkü böyle hepimize yetmeyeceği için orada beraberken pişiririz. Gider böyle vaktimiz olursa tarla kenarında da getiririz. Böyle kışlığımızı hazırlarız. Evet, inşallah arkadaşlar bugün sizlere kendi yöremin madımağını pişirdim. Yanına da şöyle güzel mayalı lavaşlarımızı yaptık. Bu videomu da şöyle keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir. Eğer böyle sıkılmadıysanız, beğendiyseniz de yorumlarda belirtirseniz ben de çok mutlu olurum. Hemen sizlere şimdi ne yapıyorum, bir de lavaşlarımı göstereceğim. Yani size mutfağı göstersem aldı başımı gitti. Ben de videomu kapattıktan sonra şöyle bir ocak temizliği yaparım. Tezgahımı silerim. Oğlum okuldan geldi. Onun karnını doyuracağım. Hadi bakalım. Şimdi bir de lavaşlarımıza bakalım sizlerle beraber. Evet, şöyle güzelce dediğim gibi sofra bezinin arasına koydum. Çünkü her pişirdiğimde üstünü kapatmasak bu sefer lavaşlarımız kurur. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, yumuşacık. Şöyle hatta avucum içinde şöyle sıkacağım. Yumuşacık, bol bereketli lavaşlarımız oldu. Hatta bu bize böyle 2 gün falan gider. Gerçekten çok da güzel oldular. İnşallah dediğim gibi sizler de bu videomdan zevk almışsınızdır. Yine lavaşta hangi malzemeleri kullandığımı da yazarım. Ununu şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Ununa da şöyle editlerken bakacağım. Gördüğünüz gibi un miktarını şöyle dolu dolu bardaklarla koydum. Evet, bugün de sizlerle beraber şöyle, aslında bir tarifim de değil, iki tarifimin sonuna geldim. Yani bir videomun da sonuna geldim. İnşallah sizler de bu videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.